Ne? İç hemen. Oğlum bunda kızacak ne var ya? Ya söylesem gelir miydin Allah'ın aşkına ya? Heh, gelir miydin, gelmezdin. Bana da yardım lazım. Çırak istifa etti biliyorsun lan. Başlayacağım şimdi çırağına. Gelmezdim tabii. Sen yarı yoldan dönmediğime dua et. Ya oğlum abartacak bir şey yok. Vallahi 2 metre, 3 metre kablo çekeceğiz. Bitti gitti. Hadi. Ya Yavuz abiyi görürsek? E göreceğiz oğlum. Görmeyeceğiz mi? Şişt. Oğlum, müstakbel kayınpederin değil mi lan? He? Murat. Ne var? Adamın daha haberi yok. Olacak. Onun da haberi olacak kardeşim. Hayda. Şişt, 2 dakikada hallederiz ya. Hadi lan. Hala gevşek gevşek konuşuyorsun. Ya oğlum hadi be. Yok arkadaş ben gidiyorum. Sen bak işine. Hadi eyvallah. Oğlum bak. Bak burada kardeşini yarı yolda bırakıyorsun ha. Buraya kadar gelmişiz. Tamam oğlum. Tamam. Yazarım ben bunu ha. Yazarım. Yazayım mı? Tamam. Siz burada bekleyin. Ben çocuklara söyleyeyim Yavuz abi haber versinler. Tamamdır ablacığım. Geçin geçin. Tamam eyvallah. Kadir oğlum. Oğlum burası nasıl ev lan böyle? Hiçbir şey değişmemiş. Şş. Burası evse biz nerede yaşıyoruz? He? Sen en son ne zaman geldin buraya? Çocukken işte. Babam bir daha denizden dönmeyince... Ha? Orhan Bey bize çok yardım etmiş. İşte o yüzden öyle ara sıra gelir giderdik. Hatta bir ara annem kötü hastalanmış. Ben o zamanlar 2 yaşında falan tam hatırlamıyorum. Orhan Varnalı annemi tedavi ettirmek için bizi bu villaya getirtmiş. İşte öyle uzunca bir sürede kalmışız yani annem iyileşene kadar. Sonra oğlum? Sonra bir gün bir şey oldu. Anlamadım ne olduğunu da. Bir daha ne Han geldi ne de Orhan Bey. Öyle koptuk yani. Bu nasıl? Beğenmedin mi? Ses gelmiyor. Burada bir tane daha var. Çok güzel ses geliyor. İstersen senin olsun. Tabii an istersen. Sonuçta an doldu. Olur, senin olsun. Teşekkürler. Baba bunu yapamazsın Orhan. Sana söyledim. Han seni bilmeyecek. Ama o benim oğlum. Sırma bunu konuştuk. Ne yaşadıysak yaşadık bitti. Bittiyse bitti. Oğlumdan vazgeçecek değilim. Vazgeçeceksin. Han bir daha buralarda gezinmeyecek. Sen ona oğlun olduğunu söylemeyeceksin. Ve mahallede hiç kimse yaşadıklarımızdan haberdar olmayacak. Orhan ben senin metresin değilim. Öyle bir şey söylemedim. Hiç mi sevmedin beni be? Sevmedin tabii. Koskoca Orhan Varnalı bir mahalle karısına mı aşık olacak? Değil mi? Bana bak. Çocuğu doğurmak istediğini söyledin. Aldım seni, evime götürdüm, baktım, doğurdun. Görmek istiyorum dedin. Türlü bahanelerle Yavuz'un yanına verdim. Senin yanına geldi, gördün.
Ama bana söz vermiştin. Annesi olduğunu bilmeyecekti. Han bir Varnalı gibi, Varnalı olarak büyüyecek. Sen kolay mı zannediyorsun o yanında Yören'deyken oğlum diye sarılamamak kolay bir şey mi? Bir oğlun daha var, ona sarıl, onu büyüt. Han'ı unutacaksın. Yoksa... Yoksa ne olur? Ne olur kariyeri de mi alırsın? O senin kanından değil, Orhan Varnalı. Sırma. Alırım demedim. Alırım demedim Sırma. Ne oluyor kızım? Ne yapıyorsunuz burada? Koşturmaca oynuyoruz Yavuz amca. Aa, Kadir nerede? Orhan. Lütfen. Yapma. Rica ediyorum. Oğlumu benden alma. Anne. Oğlum, nereden çıktın sen? Erken geldin. Oynasaydın ya birazcık daha. Sen niye ağladın? Ben ağlamadım oğlum, niye ağlayayım? Değil mi Orhan amcası? Ağlanacak ne var ki? Kadir, Kadir. 2 dakika sahip çıkamadın. Baba. Orhan Bey, ben geceden börek yapmıştım. Zamanınız varsa çocukları hemen ısıtabilirim. Taze yani, yersiniz. Gidiyoruz. Ama baba, daha yeni gelmiştik. Oğlum, gidiyoruz. Gel lan. Gel kızım. Deniz kabuğun nerede? Ne oldu lan? Daldın. Eskileri mi hatırladın? Ha? Ya işte o kadar eski ki ancak çıkıyor derinlerden. Evet, ben de yedim. Ya bırak ya. Aslı'yı hatırlamak için sana bahane olsun yeter oğlum ya. Sen var ya, iyice böyle aptal aşık gibi bir şey oldun, ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi. Ya Murat, ne olur kendi işine bak olur mu? Uğraşma benimle.